Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız. Arkadaşlarım sonuncu haftamızın, son haftanın ikinci konusundayız. Konumuzun ismi olasılık. Ee, şimdi nedir bu olasılık? Nasıl başlamamız gerekiyor? Önce neleri anlamamız gerekiyor? Bir bakalım. Örnek uzayda bir kavram var. Bu kavram şu anlama geliyor. Sonucu belirsiz bir deneyde muhtemel olan tüm sonuçların kümesine diyoruz. Örnek veriyorum akşam herhangi bir maç var. Bu maçta sevgili gençler olası sonuçları biliyorsunuz. Ya ev sahibi kazanacaktır, ya deplasman takımı kazanacaktır ya da maç berabere bitecektir. Dolayısıyla burada 3 tane durum söz konusudur ve bu gerçekleşmesi muhtemel olan olayları oluşturan kümeye biz örnek uzay diyoruz. Misal madeni bir para atıldığında ya yazı gelecektir ya da tura gelecektir. Dolayısıyla bu iki durumla oluşturduğu kümeye biz örnek uzay diyoruz. Örnek uzayı E ile gösteriyoruz. Aynı kümelerdeki evrensel küme gibi. İki adet madeni, madeni para atıldığında ise bakın birinci para yazı geldiğinde ikinci para da yazı gelebilir. Birincisi yazı ikincisi tura. Birincisi turayken ikincisi yazı ve birincisi turayken ikincisi de tura gelebilir. Başka bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla bu kümede 4 tane eleman vardır diyebiliriz. Yazıyı Y ile Tura'yı da T ile gösterdiğimizi belirtelim. Peki bir zar atarsak biliyorsunuz ki zarın üzerinde 6 tane yüzü var. Ve bu 6 tane yüzde sevgili gençler 1'den 6'ya kadar olan sayılar var. O halde bir zar atıldığında örnek uzayımız bizim 1'den 6'ya kadar olan sayıların oluşturduğu kümedir. Peki iki zar atıldığında 1'e karşılık 1, 1'e karşılık 2, 1'e karşılık 3, 1'e 4, 1'e 5, 1'e 6 bunlar gelebilir. 2'ye 1, 2'ye 2, 2'ye 3. İşte 3'e 1, 3'e 2, 3'e 3 bunlar nokta 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 devam ettirelim. En son 6'ya 5 ve 6'ya 6 gelecektir. Ve burada sevgili arkadaşlarım toplam 36 adet durum söz konusudur. Peki hocam 1 ve 2 için öğrendik eyvallah da ya daha fazla para veya daha fazla zar varsa işte en adet para atıldığı takdirde biliyorsunuz ki paranın 2 tane yüzü var. O halde sevgili gençler örnek uzayın eleman sayısı 2 üzeri nedir? Zarın 6 tane yüzeyi olduğu için 6 üzeri n'dir. Bakınız burada 2 tane zar, at zar atıldığı için 6 üzeri 2'den kaynaklı biz buraya 36 dedik. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi imkansız olay ve kesin olay var. Bunları sevgili arkadaşlarım bu şekilde boş küme işaretiyle ve evrensel küme işaretiyle göstereceğiz. Buna imkansız olay buna da kesin olay diyeceğiz. Kesin olayın gerçekleşme ihtimali birdir. İmkansız olayın gerçekleşme ihtimali sıfırdır diyoruz. Kesin olayını bazen deriz ya mesela böyle bir arkadaşlarla falan muhabbet ederken akşam Galatasaray yüzde bir milyon kazanacak falan deriz. Aslında ne kadar da saçma bir e, durum bu matematik adına. Neden biliyor musunuz? Çünkü yüzde bir milyon diye bir oran zaten olamaz. Bir olasılık hesabı zaten yapılamaz. Neden? Çünkü en kesin olay, en yüksek ihtimalli olay %100'dür. Ve sen bunu zaten %100 biçiminde yazarsan bunun 1 olduğunu görürsün. Dolayısıyla sevgili gençler burada olması kesin olaya biz %100 deriz. Daha çoğu olamaz %1500 falan diyemeyiz yani. Ee, imkansız olayında gerçekleşme olasılığı yüzde sıfırdır ve zaten bunu da yüzde sıfır olarak yazarız yani sıfırdır dolayısıyla imkansız olayları da bundan sonra sıfır olarak nitelendiririz ve diğer olasılıklar yani bir olay imkansız veya kesin değilse bir ihtimali varsa sıfırla bir arasında çıkmak zorundadır onu da birazdan sağ üst tarafta göreceğiz zaten şimdi üst tarafa çıktık bir notumuz var notta diyor ki Örnek uzayın tüm alt kümelerinin kümesinden sıfırla bir kapalı aralığına tanımlanan ve aşağıdaki aksiyonları sağlayan her p fonksiyonuna olasılık fonksiyonu diyoruz. a e'nin bir alt kümesi ve bu a olayının p görüntüsüne a'nın olasılığı denir. Bakın a olayının gerçekleşme olasılığı diye okursunuz bu p Eğer ki a örnek uzayın bir alt kümesi ise bu A olayının olasılığı 0 ile 1 arasında olmak zorundadır sol alt köşede söylediğimiz gibi. Kesin olayın gerçekleşme olasılığı 1'dir. A kesişim B eğer boş küme ise yani iki olayın sevgili arkadaşlarım birlikte gerçekleşme ihtimali yoksa biz A veya B olayının gerçekleşme olasılığını A olayının gerçekleşmesi artı B olayının gerçekleşmesi olayı olarak buluruz. İkinci bir not. İmkansız olayın gerçekleşme olasılığı 0'dır. B'nin bir alt kümesi ise PA'nın PB'den daha küçük veya eşit olması gerektiğini söyleriz. Yani A olayının olma olasılığı B olayının olma olasılığından küçük veya eşittir deriz. A veya B olayının gerçekleşme olasılığı, A'nın gerçekleşme olasılığı artı B'nin gerçekleşme olasılığı eksi her ikisinin beraber gerçekleşme olasılığı deriz ki bunları zaten kümelerden de hatırlıyorsunuz. SA birleşim B'ye biz SA artı SB eksi SA kesişim B demiştik hatırlarsanız. Kümelerle aynı. Aklınıza kolay bir şekilde tutabilin diye söylüyorum. Ya peki hocam şurada şöyle bir şey yazdınız, PA birleşim B eşittir PA artı PB dediniz. Ama burada PA birleşim B'yi PA artı PB eksi PA kesişim B dediniz. Aslına bakarsanız burada da eksi PA kesişim B vardır. Bunu düzgün yazalım. Burada da bir P, A kesişim B vardır. Fakat burada bir ön şartımız vardı. A kesişim B boş küme ise. Yani imkansız olay olacağı için burası e, sıfırı çıkarmamıza gerek yok diye bunu yazmadık. Biz bunlara ayrık olaylar diyeceğiz sevgili arkadaşlar. İkisinin beraber gerçekleşme ihtimali olmayan olaylar diyeceğiz. Mesela bir maç düşünün yine. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma olasılığı. Yani ikisinin bir kesişimi yoktur. İkisi aynı anda gerçekleşemeyeceği için burada sadece şunları toplasanız yeterlidir. Ama ikisi beraber gerçekleşebilecek bazı olaylar vardır. Mesela bir zar atıldığında altı gelme olasılığı veya parayı attığımız zaman yazı gelme olasılığı ikisi beraber gerçekleşebilir. Dolayısıyla burada da bir sayı çıkacaktır illaki. Ve bir de Nasıl ki biz PA'ya A'nın gerçekleşme olasılığı diyoruz. Şuna da A'nın gerçekleşmeme olasılığı diyeceğiz. A'nın gerçekleşmeme olasılığını da bir sayısından A'nın gerçekleşme olasılığını çıkararak elde ederiz. Ve bunu bu tarafa attığınız takdirde A'nın gerçekleşme olasılığıyla A'nın gerçekleşmeme olasılıklarının toplamı daima ama daima 1 olur deriz. Bir diğer notumuzda ise. esa, olması istenenlerin sayısı ve SE'de olabilecek tüm durumların sayısı olmak üzere A olayının gerçekleşme olasılığını şu şekilde hesaplarız. Burada olması istenenlerin sayısını yani bunu olabilecek tüm durumların sayısına bölerekten A'nın gerçekleşme olasılığını hesap edeceğiz biz olasılıkta. 112. sayfamızdaki ilk sorumuza bakalım. Bir çift zar. Çift zardan kastı iki tane zardan bahsediyor. Hani şu tavla oynarken attığımız sürekli o iki tane zar var ya işte onlara bir çift zar denir. Bir çift zar atıldığında üstte okunan sayılar toplamının 9 olma olasılığı soruluyor. Mesela birinci zar A ve ikinci zar B geldiği takdirde bunların toplamının 9 olması isteniyor bizden. Peki bu hangi durumlarda mümkündür? Bakın söylüyorum. 3 artı 6 eşittir 9. 4 artı 5 eşittir 9. 5 artı 4 eşittir 9. Ve 6 artı 3 eşittir 9 durumlarında bu geçerlidir. İstenilen olur. İstenen durum sayısı burada 1, 2, 3, 4 adetmiş. İstenen durum 4 olduğu için ve örnek uzay eleman sayısı da yani tüm olayların sayısı da 6'nın karesiyle bulunuyordu hatırlarsanız. E madem öyle 4 bölü 36 bizim cevabımız olacak. Yani 1 bölü 9 bizim cevabımız olacak diyebiliriz. Devam ediyorum. Bir diğer örnekle. 5 kırmızı, 5 tane kırmızı, 4 tane mavi ve 3 tane sarı top bulunan torbadan aynı anda 3 tane top çekiliyor. Çekilen topların ikisinin kırmızı, birinin sarı olma olasılığı nedir? Bakın 2 kırmızı, bir sarı çekmek istiyoruz biz. Ve üç tane aynı anda top çekiyoruz. Şimdi i̇ki kırmızıyı arkadaşlar kaç farklı biçimde çekim yapabiliriz? 5 tane kırmızının arasından seçerek 5 kırmızıdan ikisini seçtim. Çarpı bir tane sarıyı arkadaşlarım 3 sarının arasından yani 3'ün birlisi biçiminde seçeriz. Bölü. Bu istenen durum. Tüm durum ne? Toplam 3 tane top çekiyoruz ve totalde 12 tane top arasından yapıyoruz Demek ki 12'nin üçlüsüne böleceğiz. 5'in ikilisi 10. 3'ün birlisi 3. 3. 12'nin üçlüsü ise 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 faktöriyel. Yani 6 o bölü 3 faktöriyeli yukarı taşıdım. Daha sonrasında buradaki 10 ile buradaki 10 gider. 6 ile 12'yi sadeleştiririm. 2 gelir üst taraf 3 kalır alt tarafta 2 kere 11'den 22 eder diyebiliriz ve böylelikle cevabımız 3 bölü 22 olur sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. 5 tane kırmızı, 4 tane mavi, 3 tane sarı top bulunan torbadan çekilen top geri atılmaksızın ard arda 3 tane top çekiliyor. Az önce hepsini aynı anda çekmiştik 3 tanesini. Şimdi de torbaya geri atmadan teker teker çekiyoruz 3 tanesini arasındaki farkı görün diye arka arkaya yazdım örneği. Birinci topun kırmızı. Birinci top çekilen birinci çekilişte kırmızı gelsin istiyoruz. İkinci topun beyaz gelmesini istiyoruz. kırmızı, mavi, sarı dedik. Burada beyazı kullanmışız. Üçüncü topun mavi gelmesini istiyoruz. O zaman şu ikinciyi, şurayı beyazı silin arkadaşlar. Oraya kırmızı, mavi ve şuraya da sarı diyelim. Tamam mı? Burayı sarı diye düzelt. Üçüncünün de mavi olma olasılığı nedir diye sorulmuş bize. Şu kısım sarı artık. Pekala. Şurayı da düzgün bir şekilde düzeltelim. Okuyamayanlar olacaktır. Burayı sarı diye düzeltin. Pekala. Şimdi birinci topun kırmızı gelme olasılığı nedir? Ab kaç tane kırmızımız var? 5 tane. Toplam kaç tane topumuz var? 12 tane. Şimdi birinci topu çektim. Artık geri atmıyorum. Onu torbanın dışına koydum. Çarpı. Kaç tane sarı topumuz var? Hocam 3 tane. 3 bölü peki torbada kaç tane topumuz kalmıştı? 11 tane. Çarpı. Şimdi çektiğimi de kenara koydum. Geriye kaldı 10 tane top. Ve üçüncünün mavi olması isteniyor. Maviden 4 tane vardı. 4 bölü 10 dedim. Bakınız 3 kere 4 12 yapar. Buradaki 12 ile gider. 5 ile 10'u sadeleştirirsiniz. Burada 2 kalır. Ve böylelikle cevabımız 1 bölü 22 olur diyeceğiz sevgili Gençler, gayet basit değil mi? Yani işlemleri düzenli biçimde yap yaptığınız zaman gayet basit. Irmak'ın bir problemi çözme olasılığı 4 bölü 5 ve Ceren'in 2 bölü 3 ve Semih'in 3 bölü 7'dir. Buna göre bu problemi çözmek için 3'ü aynı anda uğraşırsa problemin çözülmüş olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Peki, bu problem çözülsün istiyor. Yani bir şekilde çözülsün istiyor. Üç aynı anda uğraşırken ırmak çözebilir, diğerleri çözemeyebilir. Ceren çözüp diğerleri çözemeyebilir. Semih çözüp diğerleri çözemeyebilir. Irmakla Ceren çözüp diğerleri çö Semih çözemeyebilir. Irmakla Semih çözüp Ceren çözemeyebilir. Semihle Ceren çözüp ırmak çözemeyebilir ve hepsi aynı anda da çözümü bulabilir. Tüm bu ihtimalleri düşünüp de toplaması bence biraz zor. Peki ne bulması gerekiyor? Arkadaşlar tüm olasılık biliyorsunuz ki birdi. Ben bu bir sayısından problemin çözülememe olasılığını çıkarırım. Problemin çözülememe olasılığı. P çözülememe diyelim ona da. Çözülememe diyelim. Pekala. Şimdi ben çözülmesini istiyorum ya önce onu bulacağım. Ben birden çıkardığım zaman da P çözülmüş olma ihtimalini bulurum. Ve yazalım. Pekala. Şimdi Irmak uğraşacak ve çözememesini istiyoruz şu an. 4 bölü 5 ihtimalle çözebiliyorsa 1 bölü 5 ihtimalle çözememiştir diyeceğiz çarpı. Ceren 2 bölü 3 ihtimalle bu problemi çözüyorsa 1 bölü 3 ihtimalle de bu problemi çözememiştir çarpı. Emin çözme olasılığı 3 bölü 7 iken çözememe olasılığı 4 bölü 7'dir. İşte bu bize şuradaki P çözülememe olasılığını verecektir. Benları çarparsam 4 bölü 3 kere 7 21, 21 kere 5 de 105 yapar. Demek ki ben birden 4 bölü 105'i çıkaracağım ve cevabı bulacağım. 101 bölü 105 yaza yapar. Bu problemin çözülme ihtimali gayet yüksek bir oran. Evet arkadaşlarım, bir diğer notumuz A ve B ayrık olaylar olmak üzere aynı anda hem A hem de B olayının gerçekleşme olasılığı aynı anda gerçekleşme olasılığı PA kesişim B eşittir PA çarpı PB'dir diyor. Yani ben bu ikisinin birlikte gerçekleşme olasılıklarını bulurken iki olayın gerçekleşme olasılıklarını çarpıyorum. Çarptığım takdirde ancak ikisi aynı anda gerçekleşir diyebilirim. Şimdi arkadaşlarım aşağıdaki örnek koşullu olasılık örneği ben Barı temize geçerken temize geçerken bir hata yapıp bu soruyu buraya eklemişim. Sorunun yeri burası olmadığı için bu soruyu şimdi çözmeyeceğiz. Aklınızda bulunsun. Bunu şimdilik eleyebilirsiniz arkadaşlar. Koşullu olasılık konusunda göreceğiz. Bunu AYT konusu olduğu için AYT'de temiz bir şekilde anlatabiliriz. Ama dediğim gibi konunun yeri sorunun yeri burası değil. Geçtim 113. sayfama kusura bakmayın. Aynı örnek uzaya ait A ve B olayları için A'nın gerçekleşme olasılığı 0.2, B'ninki 0.3 ve ikisinin birlikte gerçekleşme olasılıkları 0.1. Ve buna göre, e, A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni nedir? Yani A ve B'nin aynı anda gerçekleşmeme olasılığı soruluyor bize. Ben bunu şöyle yazabilirim aslında bakarsanız. Burası A birleşim B'nin tümleyeni değil midir kardeşim? O zaman dışına da P'yi koyarım ben şöyle. Ama bizden bu isteniyor derim. Peki ben P birleşim B'yi bulabilir miyim? Şöyle A birleşim B'yi. Buluruz. Nasıl buluruz? P A artı P B derim. Bir de eksi P kesişim B deriz. Bunu biliyorsunuz. Şimdi PA 0.2 idi. PB 0.3'tü. Kesişimleri de yani ikisinin beraber gerçekleşme olasılığı 0.1'di. Şu kısım 0.5 yapacaktır. Bundan 0.1'i çıkaracaksanız 0.4 bulacaksınız. Şimdi A veya B'nin gerçekleşme olasılığı 0.4 iken A veya B'nin gerçekleşmeme olasılığı nedir? Tabii ki birden 0.4'ü çıkarırsınız artık. Bu şekilde de 0.6'yı bulursunuz. Cevabımız da bu olur. Bir diğer örneğimiz. E örnek uzay ve A bu örnek uzayın alt kümesi olmak üzere. A'nın gerçekleşme olasılığı ile A'nın gerçekleşmeme olasılığının 4 katının toplamı 7 bölü 3 olduğuna göre A'nın gerçekleşmeme olasılığı nedir? Bakın ben bunu şu şekilde yazabilirim. PA artı PA'nın tümleyeni artı 3 tane PA'nın tümleyeni biçiminde ben bunu yazarım. Ve buna 7 bölü 3 diyebiliriz yine. Sonuç olarak 3 tane burada bir tane de burada varsa toplam 4 tane yapacaktır zaten. Peki şu kısımdan bahsedelim şimdi. Arkadaşlarım bu kısım yani A'nın gerçekleşme olasılığı ve gerçekleşmeme olasılıklarının toplamı 1 değil miydi? Evet. O biri ben karşıya şu şekilde eksi diye atsam. Daha sonrasında 3 tane A'nın gerçekleşmeme olasılığı eşittir. 7 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkarırsanız 4 bölü 3 gelecektir. Ve arkadaşlarım her iki tarafı 3'e böle, böleceksiniz. Şu şekilde. Cevabı da 4 bölü 9 bulacaksınız. Bakın A'nın gerçekleşmeme olasılığı 4 bölü 9 olarak karşımıza çıkar bu şekilde. Devam. Bir zar masanın üzerine atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayının asal ve tek sayı gelme olasılığı. Bakın hem asal hem de tek. Şimdi zarın üzerinde 1'den 6'ya kadar olan biliyorsunuz rakamlar var. 4, 5 ve 6. Önce e, neyi bulalım? Asal. 2, 3 ve 5 asal. Yani asal gelme olasılığı 1 bölü 2'dir derim. Çünkü 3 bölü 6'dan gelecek. Peki B demiş değil mi? Asal ve tek sayı gelme olasılığı çarpı tek gelme olasılığı nedir arkadaşlar? Teklerde 1 var, 3 var ve 5 var. Dolayısıyla tek gelme olasılığı da nedir? Tabii ki yine 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'dir. Şimdi asal ve tek gelsin istiyor ya. Şimdi bunu şöyle düşüneceğiz. Ben gittim asal gelme olasılığı ve tek gelme olasılığı. Ben bunları çarptım 1 bölü 4 buldum. O zaman cevap da 1 bölü 4'tür. Arkadaşlarım bu yanlıştır. Neden? Çünkü şundan kaynaklı. Asal ve tek diyorsa mesela. Burada 2'nin ne işi var? Şimdi 2 asal ama tek mi? Değil. E o halde arkadaşlarım biz burada yanlış bir şeyler yapıyoruz. Asal ve tek olanları düşünmemiz lazım sadece. Yani ne şuraya yazarsak 1 2 3 4 5 6 diye hem asal hem de tek olan ne var? 3 ve 5 var. İstenen durum sayısı 2 bölü tüm durum sayısı 6. Yani cevabımız ne olacak? 1/3 olacak diyebiliriz. Devam ediyorum 113. sayfamın sağ üst tarafıyla. İçinde 3 kırmızı, 4 siyah, 2 de mavi bilye bulunan bir fanosun içinden rastgele çekilen 3 bilyenin hepsinin de farklı renkte olma olasılığı. Hepsi farklı renkte olsun diyor. Yani buradaki 3 tane kırmızıdan birisini diyor, çekeceksin diyor. Çarpı buradaki 4 tane siyahtan birisini çekeceksin diyor. Çarpı buradaki 2 tane maviden birisini çekeceksin diyor. Tüm durum olarak da 3 artı 4 7 2 daha 9 9 toptan 3'ünü çekeceksin diyor. Üst tarafı çarparsanız 24 yapar. Alt tarafta ise 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriyel yani 6 onu da yukarı yazdım. Pekala 8'e böldüm 8'e böldüm 3 3 kere 6 18 9'a böldüm 9'a böldüm yukarıda 2 kaldı ve böylelikle cevabımız ne olmuş oldu 2 bölü 7 bir sonraki soru bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 4'ten küçük geldiği bilindiğine göre şimdi 1 2 veya 3'ten birisi gelmiş değil mi diyor ki bu sayının asal sayı olma olasılığı asal burada 2 ve 3 yok mu arkadaşlar 4'ten küçük geldi biliniyormuş Şimdi 2 ve 3 var asallarımız. O zaman 2 tane istenen durum tüm durumda burada 3'tür. Yani cevabımız 2 bölü 3'tür diyebiliriz. 4'ten küçük geldi bilindiğine göre burada 4'ü 5'i 6'yı hesaba katmamız gerekmiyor. Şöyle düşünün. Ben buraya kapalı bir e, kutu içerisinde bir tane zar atmışım ve size soruyorum. Diyorum ki kaç geldi? Sizin tahmin etme olasınız 6 tanesinden bir tanesini söylersiniz. Ama ben zar attıktan sonra Desem ki arkadaşlarım bakın 4'ten küçük geldi şimdi tahmin edin bakalım dersem siz 4'ü 5'i ve 6'yı hiç hesaba katmazsınız. Burada da aynı şekilde. Anlaştık. Devam ediyorum 114. sayfamda. Bir atıcı var. Hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5'tir. Bu atıcı ardı ardına 3 atış yapacaktır. Atıcının bu 3 atıştan en az 2'sini vurmuş olma olasılığı sorulmuş. 3 atıştan en az iki tanesini vursun diyor. En az iki tanesini vurması demek vurmuş vurmuş vuramamış veya tamamını vurmuş olması demektir. Pekala. Şimdi burada vurmuş vurmuş vuramamış dediğimiz gibi şu da söz konusu. Mesela vurmuş vuramamış vurmuş. Vuramamış, vurmuş, vurmuş da diyebiliriz biz buna. Tüm ihtimaller bunlar. İkisini vuracak, birini vuramayacak. Mesela birinci ihtimal. Atıcının hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5'ti. O halde 2 bölü 5 çarpı burası da 2 bölü 5 yapar. Çarpı vuramama olasılığı 3 bölü 5. E ben bunları çarparsam bir kere ne gelecektir? 2 kere 2 4 çarpı 3'ten 12 bölü 125 gelir. Şimdi bu da 12 bölü 125'tir. Bu da 12 bölü 125'tir. Yani ben bunu 3 ile çarparım. Artı tamamını vurma olasılığı. Yani 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 diyeceksiniz. Bu da 8 bölü 125 gelecek yine. 3 kere 12 36 artı bir de 8'imiz var. Bölü toplam 125 durum. 36'ya 8 eklersek sevgili arkadaşlarım 46 yapacaktır. 44 yapacaktır üzgünüm. 44 bölü 125 bizim cevabımız olacaktır deriz. Devam ediyorum bir alttaki soru. D1 ve D2 doğruları birbirine paraleldir demiş. 10 adet nokta kullanılarak çizilen üçgenlerden seçilen birinin yalnızca bir köşesinin de bir doğrusu üzerinde olması olasılığı. Yalnızca bir köşesi. Şimdi mesela şu üçgenden bahsediyor, değil mi? Örnek veriyorum. Şöyle bir üçgen. Böyle bir üçgenin olmalı olasılığı. İstenen durumu bulalım o zaman. Üst köşesi yani bir köşesi üst tarafta olacaksa, 4 noktadan birini seçerim ve derim ki bu üçgenin bir noktası yukarıda olsun. İki tane köşesi de aşağıda olsun. Aşağıda 6 tane nokta var. O zaman altının ikilisi kadar seçim yapabilirim. Bölü. Bir köşesi yukarıda. iki köşesi aşağıda. Artı. iki köşesi yukarıda. Bir köşesi aşağıda olan üçgenler vardır. Toplam durum da budur. Tüm üçgen sayısı paydadaki gibidir. Şimdi üst taraf altının ikilisinin 15 olduğunu biliyoruz. 4 ile çarparsak 60. Burası da 60 artı. Şu kısma bakıyorum. Burası 6 burası Yine 6, 6 kere 6 da 36 yapar. Demek ki cevabımız 60 bölü 96 olacak. Ben bunu 6 ile sadeleştirirsem. Burası 10 pardon özür diliyorum. 10 yapar. 96'yı 6'ya böldüğümüz takdirde burası 16 gelir. Daha sonrasında 2'ye de bölelim. 5, 2'ye bölelim. 8 yani cevabımız 5 bölü 8 olacakmış diyebiliriz. 114. sayfamın sağ üst tarafındayım. ABC ikiz kenar dik üçgendir denilmiş bize. Ve AB'nin 6 cm olduğu söylenmiş. İkiz kenar ve dik üçgen olduğunu biliyoruz. Üçgen üzerinden seçilen bir noktanın üçgenin köşelerine en fazla bir birim uzakta olması olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi ABC ikiz kenar dik üçgense burada dik olan kenar yani açı B açısıdır. Demek ki burası da 6 santimetredir ve burası da 6 kök 2 santimetre olacaktır. Asıl olaya gelelim. Peki üçgen üzerinden seçilen bir noktanın, üçgenin köşelerine en fazla bir birim uzakta olması olasılığı. Şimdi şundan bahsediyoruz. Şurası A köşesi. ve Ben şuradan seçtim, buradan seçtim, buradan seçtim. Kabul. 1 santimetreye kadar kabul ediyor. Yani şuraya kadar kabul ediyor. Aynı şekilde buraya kadar da kabul ediyor. Burası da 1 santimetre. Ama şuradan seçilenler de olur. Buradan seçilenler de olur arkadaşlar. Ben bütün noktaları birleştirirsem. Elimde şu şekilde bir yay oluşacaktır. Ve bir pizza dilimi oluşacaktır deriz. Yani şu kısmı. Böyle boyayalım. Pekala aynı şeyi burada da yaparsam eğer. Şu şekilde bir yay oluşacaktır birer santimetre maksimum bir santimetre demek ki bu kırmızı bölgeden seçme imkanı sunuyor bize soru daha sonrasında buradan da seçersem şu şekilde bir yay oluşacaktır maksimum bir santimetre uzaklıkta olan noktaların kümesidir burası da doğru mu pekala şimdi ben şunu şunu ve şunu hepsi birer santimetre ya zaten o kenarları birleştirirsem nasıl bir şey elde ederim biliyor musun? Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için aynen şu şekilde bir görüntü oluşur arkadaşlar benimde ve burası 180 derecedir. Yani yarım dairedir. Peki biz bu dairenin alanını bulmaya çalışırsak bunun yarıçapı nedir? 1'dir. O zaman pi çarpı 1'in karesi bölü 2 derim çünkü yarım çember. Yani pi bölü 2'dir arkadaşlarım buranın alanı. Pi bölü 2 istenen durum olarak yani istenen bölgelerdeki alan olarak düşünürsek buralarda. Peki üçgenin alanı ne? 6 çarpı 6 bölü 2 değil mi? Yani 18. 6 çarpı 6 bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2. E pi bölü 2'yi pi bölü 18'e bölerseniz pi bölü 36 bulursunuz. İstenen alan bölü Tüm alan bize cevabı verdi. Cevap 6 bölü pi bölü 36 arkadaşlar. Demek ki bu durumun gerçekleşme olasılığı. Sonuçta pi de bir sayı. Doğru mu? Evet arkadaşlar istatistik konusuna e, geçeceğiz bir sonraki konumuzda. E, tek sayfalık bir, iki sayfalık bir konu arkadaşlarım. E, bu iki sayfalık konuda yine hızlı geçecek. İstatistik e, her sene çıkmıyor ama çıktığı zaman da sevgili arkadaşlar bu gayet basit sorular. Hatta giren öğrencilerin mezunlara da sorabilirsiniz. Kek veya garanti soru olarak adlandırdıkları sorular haberiniz olsun. O konuda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıklı kal ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.